bakıyor. Korkma, ben buradayım. Beni bırakma, tamam mı? Daha yeni başlıyoruz. Altına gireyim. Kadın ne yapıyorsun? Tamam sakin ol. Öyle bir şey olabilir mi sence? Tamam sakin ol. Belki de bu bir fırsat. Bu bizim için bir fırsat Ada. Atlayma buradan. Bora. Ne bu? Bu ne? Ne olmuş burada? Bir dakika dur. Sakin. İşte. Kulak memesi kıvamında. Daha yeni yemişler. Ada. Şu tarafa Ada. Doğru gidelim. Ah Bora. Ah Bora. Tamam, şunu yapıyoruz. Tutuyorum elinden, çıkıyoruz karşılarına, tamam mı? Her şeyi anlatıyoruz. Bitiyor bu çile artık. Bitti. Tamam mı? Söylüyoruz her şeyi. Ada! Bora oğlum! Kapıda kapalı. Ada, çık dışarı! Ne oluyor? Ne oluyor? Ada! Çık dışarı, geberteceğim seni. Bora, çekil bakayım oğlum. İçeride anne, değil mi? Anne, ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun? Ada, çık diyorum! Tamam, o zaman siz istediniz. Göreceğiniz hazır olun efendim. Buyurun efendim, buyurun. Ada! Buyurun. Ada! Ada! Buyurun, buyurun, buyurun. Ada! Buyurun Aslan Bey, buyurun. Ada! Ada yok! Nerede bu, nerede bu kız? Arama, arama, sen arama boşuna abla. Hey, 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 burada başka iş dönüyor burada. Başka işler dönüyor burada, başka işler. Ne dönüyor, ne oluyor? Bunlar ne ya? Bunlar ne Bora efendi? Bunlar ne? Bunlar ne? Bu ayakkabılar ha? Bunlar kimin? Kimin? Oğlum, bir şey demeyecek misin? Ha? Kimin bunlar? Kimin? Ey! Biz de seni adam sanmıştık be. Kalıbından utan be. Biz de seni adam zannettik be. Evi tabii boş buldun. Attın kıza eve değil mi? Ne alakası var ya? Senin onu neden bahsediyorsunuz? Allah'ım sen affet. Öyle bir şey yok. Allah'ım sen affet. Seni kalıbına be. Sen benim neden bahsettiğimi biliyorsun. Sen benim neden bahsettiğimi, kimden bahsettiğimi biliyorsun sen benim. Baksana be. Yazık be, yazık be. İki gün geçmemiş daha be. Daha iki gün geçmemiş. Sen kalkmışsın. Bizim kızımızın üstüne gül koklamışsın. Vallahi yazık sana. İyi ki. İyi ki var ya, Ada burada yok abla. Ne diyorsun Yasemin? Ada değil miymiş? Anlamadım. Değil. Ada değil mi? Değil, değil ablam. Ne adası, ne adası. Ey git, ey git. İş başka burada, iş başka. Hayırdır komando, ne iş? Tamam, bir sakin olun. Her şeyi anlatacağım. Artık konuşmamızın zamanı gelmişti zaten Nergis Hanım. Ay ne konuşması ya? Anneciğim, bir izin verirsen konuşacağım zaten. Bir izin verirseniz. Anlat, anlat, dinliyorum. Bakın, hiçbir şey göründüğü gibi değil. Biz Ada'yla ikimiz... Hala ikimiz diyor ya, delireceğim ben. Oğlum sen... Herkese böyle ortalıklarda mavi boncuk mu dağıtıyorsun? Anlamıyorum ki. Pis kazanova. Pis. Ne diyorsunuz? Ne mavi boncuğu, ne kazanovası? Ben bakın açıklayabilirim diyorum size. Ne saçmalıyorsunuz? Efendim bir saniye, herkes sakin olsun. Oğlum isterse mavi boncuk dağıtır, isterse yeşil boncuk dağıtır, değil mi çocuğum? Madem ki sizin kızınızla birlikte değil, bize ne, size ne, daha ne? Doğru söylüyorsunuz. İstediği her kıza mavi boncuk, yeşil boncuk artık ne renk bulursa dağıtabilir zaten. Ama benim yeğenimin sizin çapkın oğlunuzla hiçbir ilgisi olamaz. Ne alakası var Nergis Hanım? Anneciğim bir... Sen sus, sen sus, sen sus. Sen benim ayran gönüllü, ayran gönüllü seni be. Ayran gönüllü seni, ayran. Tamam artık, bu saçmalığa artık bir son verebilir... Ada! Ada! Teyzoş, eve geldim. Yoksunuz, neredesiniz siz? Sen evde misin? Ha, ben evdeyim. Siz neredesiniz? Biz şeydeyiz biz. Biz geliyoruz şimdi. Sen bir yere ayrılma, konuşacağız. Eyvallah Ada.
Evdeymiş. Heh, bak gördüm abla. Günahını aldın kızın boşu boşuna sen de yani. Hadi Yasemin. Nergis Hanım çok önemli. Bir konuşabilir miyiz diyorum. Vallahi 3 kilo verdim. Kilo verdim. Aslan Bey. Ben yok hayır. Sizinle ayrıyetten konuşacağız Yasemin Hanım. Sizinle çok ayrıca özel olarak konuşacağız. Şey ya konuşacağız. Biz inanamıyorum. Hepinizle konuşacağız, hepinizle. Konuşacağım. Ah aslan oğlum. Eşim ben sana bu gece bir şey sormuyorum. Sonra ayrıntıları konuşuruz tamam mı? Hadi iyi geceler. Ben gerçekten çıldıracağım artık ya. Gerçekten çıldıracağım. Aynı güneş kadar. Anahtar. Bora, seni seviyorum. Canım Bora'm. Oo. Yes. Ha. Hadi. Hadi. Hadi güneş iki. Hadi. Ben geldim. Arabayı park ettim. Kapıyı açar mısın? Yağmur başladı tekrar. Arabanın üstünü kapattım. İyi yaptın. Uyudu mu herkes? Uyudu. Herkes. Ben dahil. Bora. Çok haklısın. Çok çok haklısın. Hangi konuda haklıyım hadi? Hı? Hangi konuda haklıyım? Şu baskın saçmalığı. Seni böylece bırakıp gittim. Ama başka çarem yoktu. Başka çaren yoktu. Öyle mi? Senin başka bir çaren yoktu. Öyle mi Ada? Bora sesini alçaltır mısın? Biri uyanacak şimdi. Uyanırlarsa ne olur Ada? Aa, doğru. Doğru. Senin burada olduğunu öğrenirler değil mi? Peki ben sana ne dedim? Tut elimden çıkalım insanların karşısına, teyzenlerin karşısına. Her şeyi bir bir tek tek söyleyelim dedim. Dürüst olalım dedim değil mi? Bu mümkün değil. Yeter Ada bak gerçekten sıkıldım. Teyzenlerle konuşayım diyorum izin vermiyorsun. Ben konuşacağım diyorsun. Tamam diyorum onu da yapmıyorsun. Ada. Ada bak ben bir şeyler tamam dedikçe her şey daha da karışıyor farkında mısın? Sen çektin gittin beni yalnız bıraktın ya. İnsanlar her şeyi yanlış anladı biliyor musun? Benim başka biriyle olduğum falan zannediyorlar. Sen beni nasıl bir durumda bıraktığının farkında mısın? Zor durumda olan sen değilsin sadece. Tamam mı? Teyzemler bir tarafta, sen bir tarafta. Ne kadar sıkışıyorum görmüyor musun? Sakın bana batma deme çünkü sıkıldım artık Ada. Bunun bir çözümü var. Gerçekten anlamıyorsun, gerçekten. Anlamıyorum, öyle mi? Ben anlamıyorum, öyle mi? Senin bu teyzenlerin tek derdi, senin ilk aşkınla evlendirmek değil mi? Evet, öyle. Peki senin teyzenler senin ilk aşkınla evlenmek istemediğini bilmiyorlar mı Ada? Biliyorlar. O zaman ne bulsunlar kıyamet Ada? Ada. Kimsenin bu ilk aşkın? Hı? Kimsenin bu ilk aşkın Ada? Ada. Ada bak sen bana cevap vermedikçe benim aklıma milyon tane şey geliyor engel olamıyorum yapma. Nerede olduğunu bile bilmiyorum. Çok geçmişte kaldı. Çok geçmişte kaldı. Öyle mi? Yani bu muydu senin söylemekte zorlandığın şey? Yok mu bu adamın ismi cismi? Ahmet Mehmet ne zıkkımsa. Ne yapacaksın adını? Merak ediyorum ben seninle ilgili her şeyi merak ediyorum Ada. Bana hiç yardımcı olmuyorsun bana. Asıl sen bana yardımcı olmuyorsun. Nerede bu adam? Kim bu herif? Cehennemin dibinde tamam mı? Cehennemin dibinde. Ben buraya bunları konuşmaya gelmedim Bora.
Ben sana istemeden yaşattığım şey için özür dilerim. Ben istemiyorum. Ben istemiyorum. Ben böyle gizli saklı bir ilişki yaşamak istemiyorum Ada. Sanki yaptığımız şey büyük bir suçmuş gibi, affedilmez bir günahmış gibi yaşamak istemiyorum Ada. Ayakkabılarımızın kaybolduğu günü hatırlıyor musun? Hatırlıyorum. Burada sana bir soru sormuştum. Sen kimsin demiştim. Sen de bana sadece Ada demiştin. Sadece Ada. İşte ben o Ada'yı sevdim. Sadece Ada'yı, onun peşine düştüm. Şimdi onun hakkında her şeyi bilmeye de hakkım var benim Ada. Hakkın var. Senin hakkın var. Ama benim seni sevme hakkım yok. O ne demek? Nereye gidiyorsun Ada? Ait olduğum yere. Ait olduğun yere gidiyorsun. Öyle mi? Arabanın anahtarı. Tamam. Ben seni bırakırım. Gerek yok. Ben seni bırakırım Ada. Gerek yok Bora. Bırakacaksın zaten. Şimdi ya da sonra. Ben taksi çağırırım. İlk aşkın kim öğreneceğim Ada. Benden gizlediğin, köşe bucak kaçırdığın adam kim öğreneceğim. Nereden geliyorsun? Evden. Evden geliyorsun. Evet. Evet, evden. Evden çıktın, buraya geldin yani, öyle mi? Yok. Şimdi ben sabah kalktım. Kişisel ihtiyaçlarımı giderdim. Kahvaltımı yaptım. Başka detay... Gireyim mi başka detaylara? İster misin? Yok, yok girme. Ben evden çıkınca belki bir yere uğramışsındır. Öyle gelmişsindir diye şey ettim ben. Yoksa başka bir şey yok. Uğradım, evet. Uğradım. Ben benzinliğe uğradım. Benzinliğe uğradım. Bak ne aldım. Sakız. Al. Sevmem ben sakız. Sakız sevilmez mi ya? Ne demek sakız sevmem? Harika. Şaplatma ağzını. Harika bir sakız. Ağzını şaplatma. Önden buyur hadi. Ben çıkıyorum. Git. Benim de o işim vardı. Ben gideyim, onun şimdi aklıma geldi işte. İşte unuttum şimdi aklıma geldi. Naber Ada? İyi. Tuğçe'nin ayrıldığımıza inanmıyor. Ağzı başka, yüzü başka söylüyor. Yapma ya. Ağzı başka, yüzü başka söylüyor. Bu bana bir yerden tanıdık geliyor da. Ya teyzemler, Belma teyze senin evde olduğunu nereden öğrendi? Ya bak adım gibi eminim o bizi takip etti. Vallahi bizi takip etti. Bir şeyler yapmalıyız. Bir şeyler yapmalıyız. Birlikte olmadığımızı inandırmak zorundayız. Neye gülüyorsun? Sen ciddi misin? Ciddi misin sen Ada? Ben sana ne dedim? Bu kadar oyuna yalana ne gerek var? Çıkacağız teyzenlerin karşısına, her şeyi bir bir anlatacağız. Ne olacak, bize ne yapabilirler? Biz insanlara gerçekleri anlatırsak, gerçekleri söylersek bize ne yapabilirler Ada? Beni Bursa'ya götürebilirler. Kaç yaşındasın sen? Hı? Kaç yaşındasın sen Ada? Teyzenler hadi Bursa'ya gidiyoruz dediğinde sen gitmiyorum diyemez misin? Diyebilirsin değil mi? Yani bu benim özgür hayatım, istediğimi yaparım diyebilirsin değil mi? Bence diyebilirsin. Ev kiraları çok mu yüksek Bora? Ne diyorsun? Anlamıyorum. Sen kafana göre bir ev bulamaz mısın? Dayayıp döşeyip oturamaz mısın içinde yalnız başına ha? Niye hala babanın evindesin? Niye babanlarla yaşıyorsun? Elif için. Değil mi? Elif üzülmesin diye. Seni o evde tutan şey neyse, beni Bursa'ya götürecek şey de o. Sevdiklerimiz üzülmesin diye. Teyzemler ya da Elif. Aç. Aç istersen. Önemlidir belki.
Yok yok, bir şey olmaz. Ben sonra ararım onu. Kim? Arkadaşım, bir arkadaşım benim. Bir arkadaşım. Evet, bir arkadaşım. Ne bu böyle sabahtan beri sorgu sual ya? Ne bu, ben anlamıyorum şu an. Ne bu böyle, olmaz. Böyle sorgu sual de olmaz, tamam. Soruyorum da sanki cevap alabiliyoruz. Aa, anlaşıldı. Sen çok gerginsin. Beni de geriyorsun. Biz birbirimizi özleyelim biraz. Özleyelim, birazcık sakin kalalım. Ayrı kalalım biraz. Kafanı dinle sen. Özle beni. Turgut aşkın. Turgut aşkın. Bakalım kimmiş şu Turgut denen herif. Hayatının sürprizine hazır ol Ada. Bu akşam teyzenden seni istemeye geliyoruz. Dün geceyi mi yaşıyoruz hala? Eve gidince başıma ne gelecek bilmiyorum ki. Yani teyzem beni yeğenlikten reddetse hakkıdır. Ada, sen beni severek neden dünyanın en büyük suçunu işlemiş oluyorsun? Hem bir bakarsın bir şey değişir. Yani birden bir şey olur. Teyzen bile ikna olur. Ne gibi bir şey? Bilmem. Olunca görürsün. Bora, olmaz ama yani. Yeter, uzak dur şu Turgut'tan. Ada, ben bir daha senin ağzından Turgut ismini duymak istemiyorum, bu bir. İkincisi, eğer sen Turgut'tan uzak durursan ben de dururum. Hatta ilk iş olarak şu avukatını değiştirmekle başlayabilirsin. Tamam, evet, ben değiştireceğim zaten. Güzel. Ada bak, şu ilk aç meselesini bir daha okunmamak üzere rafa kaldırıyoruz, tamam mı? Hatta çöpe atıyoruz, yakıyoruz, ok ediyoruz. Ben artık bizim kendi hikayemizi okumak istiyorum Ada. Bu nasıl? Ama bana değil, ekrana bakacaksın. Tamam. Tamam, bakayım. Hı. Selin hep böyle bir şey hayal ederdi. Böyle kır düğünü, ağaçlar, renkli renkli ampuller. Çok güzel. Peki sen? Sen ne hayal ederdin? Ben mi? Sen. Ben bir şey düşünmedim. Hiç mi düşünmedin? Hiç. Bahat yüzünden mi? Ailenin tüm kadınların nikah masasına terk edilince evlilikle ilgili pek hayal kuramıyorsun. Tamam, peki kursan nasıl bir hayal kurardın mesela? Bilmem. Hiç düşünmedim. Hiçbir şans vermiyorsun da. Vermiyorum. Çünkü üstüme geliyorsun. Nereye gidiyorsun? İşimin başına. Tamam, gitme. Biraz sevgilinle kal. İş beklemez. Hadi kal. Gitme. Bunu patronum olarak mı söylüyorsun yoksa sevgilim olarak mı? Anlayamadım. Sen hangisini dinleyeceksen o vasıfla söylüyorum. İkisini de dinlemeyeceğim. Çünkü benim patronum Tuğçe'm. Az kaldı Ada. Çok az kaldı. Ada. Çıkıyor musun? Hı hı, çıkıyorum. Eve gideyim de teyzemin gözüne fazla batmayayım. Eve gidiyorsun yani. Evde olacaksın, değil mi? Evde olacağım. Uslu duracağım yani. Tamam. Olur. O zaman görüşürüz. Görüşürüz. Görüşeceğiz. Görüşeceğiz.
Aşk kendi seçer.